Cumhuriyet dönemi şiir. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren testteki birinci soru. Aşağıdakilerin hangisi Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren sanatçıların özelliklerinden değildir? Sade dil kullanmaları, sözcükleri temel anlamlı seçmeleri, memleket manzaralarına yer vermeli, Anadolu insanı ve coğrafyasını konu edinmeleri, evet. Ama şiirlerini heceyle yazmışlardır, aruza yer vermemişlerdir. Cevabımız C'dir. İkinci soruya baktığımızda, hangisi beş hececilerden değildir? Yaşar Nabi Nayır'ı hatırlarsanız yedi meşale topluluğunun içerisindeydi. Beş hececi değildir arkadaşlar. Cevabımız B'dir. Üçüncü sorumuzda, Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdürenlerden değildir. Kemalettin Kamu, Arif Nihat Asya, Ahmet Kutsi, Zeki Ömer, Milli Edebiyat Anlayışı'yla yazan sanatçılarımızdır. Nazım Hikmet, önemli toplumcu gerçekçi, serbest anlayışla yazan fütürist bir şairimizdir. Cevap Edirne'dir. Dördüncü soruya baktığımızda Bingöl Çobanları. Zaten şiirin adı bizim için yeterli arkadaşlar. Bingöl Çobanları, Kemalettin Kamu'nun önemli bir şiiriydi. Cevabımız D'dir. Beşinci sorumuzda, hangisi getirilmeli diyor boşluğa. Orada bir köy var uzakta. Önemli bir ipucu. Aşık tarzı ve batı tarzını sentezlemesi. Bir de Aşık Veysel'i edebiyat dünyasına tanıtan kişi olması. Önemli bir unsur. Sorularda da genellikle bu bilgiler verilir arkadaşlar. Burada karşımıza çıkan kişi Ahmet Kutsi Tecer'dir. Cevap A'dır. Altıncı sorumuz. Bu parçada söz edilen sanatçı hangisidir? Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır dizeleriyle tanınan, Türk'ün Şehnamesinden şiirinin yanı sıra, Üç İstanbul romanında kaleme almış sanatçımızdır diyor. Arkadaşlar, bayrakları bayrak yapan ifadesini gördükten sonra ister istemez bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'ya yöneliyoruz. Ama parçanın sonuna kadar geldiğimizde, Türk'ün Şehnamesi ve Üç İstanbul'u gördüğümüzde, asıl noktayı yakalayabiliriz. Burada bahsedilen sanatçımız Mithat Cemal Kuntay'dır. Cevap B'dir arkadaşlar. Yedinci soruya baktığımızda yukarıda özellikleri verilen sanatçı hangisidir? Dikkat edin, şiiri aruzla başlamış ama heceye yönelmiş. Halk edebiyatından faydalanmış. Bireysel ve milli konulara yer vermiş. Asıl önemli kısım eser vermesi. Bir yudum daha çakıl taşları. Necmettin Halil Onan'dan bahsediyor arkadaşlar. Cevabımız C'dir. Sekizinci sorumuzda boş bırakılan yere hangi sanatçı getirilmeli? Türkçülük denince akla gelen ilk isimlerden. Türk edebiyatı ve tarihi ile ilgili pek çok eser vermiş. Yolların Sonu şiiri. Bozkurtların Ölümü. Bozkurtlar Diriliyor romanlarıyla ön plana çıkan sanatçımız Hüseyin Nihal Atsız'dır arkadaşlar. Milli anlayışla yazmıştır. Cevabımız E'dir. Evet, dokuzuncu sorumuzda bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmeli? Emine Işınsu'nun annesi olan Halide Nusret Zorlutun'a hece ve sade dille şiirler yazmış. Şiiriyle tanınmış. Git Bahar şiiridir arkadaşlar. Hatta bir de Gel Bahar şiiri vardı. Yazarın aynı zamanda romanı önemli. Arkadaşlar, benim küçük dostlarım vardı. Ama burada dikkat ederseniz Git Bahar'la başlayan sadece D seçeneğidir. Külleri getirebiliriz. Buraya sadece ayırt edici nokta. Cevap Denizli'dir. Evet, 10. sorumuzda Arif Nihat Asya ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bayrak şairi olması, rubai türünde başarılı eserler vermesi, bir bayrak rüzgar bekliyor, dualar ve aminler, hece ve aruz ölçüsünün yanı sıra serbest ölçüyle de şiir yazmıştır. Doğru, ama sadece şiir türünde eser vermemiştir arkadaşlar, düz yazıları da vardır. Cevabımız C'dir. 11'de arkadaşlar, buraya dikkat edelim. Yukarıda birinci grupta verilen eserlerle ikinci grupta verilen sanatçılar eşleştiğinde
hangisi dışta kalır diyor. Bingöl çobanları arkadaşlar Kemalettin Kamun'undu. Deniz sarhoşları, buraya dikkat edelim. Deniz sarhoşları Ömer Bedrettin'indir. Erciyes'ten kopançı Behçet Kemal Çağlar'ın. Bu vatan kimin? Orhan Şahit Gökyay'ın. Hazan rüzgarları Şükufe Nihal Başar'ındır. Boşta kalanımız 2'dir arkadaşlar. 12'ye baktığımızda parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu'yu gezen sanatçı Anadolu insanının sorunlarını ele almış, milli mücadeleye katılmış ve mitinglerde konuşmalar yapmış, hece ölçüsünü kullanmış, yıldızlar ve gölgeler, sabah kuşları, sıla yolları şiirleriyle tanınan sanatçımız arkadaşlar Şükufe Nihal Başar'dır. Cevap E'dir.